süreçten sonra somut bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi bundan sonra, ama burada da hemen altını çizeyim. Bizim hareket noktamız yine mücadele ortaklığı idi. Yani bu ittifakın temelini de mücadele ortaklığı oluşturuyor. Ne mücadelesi? Emek ve özgürlük için mücadele, demokrasi ve barış için mücadele, adalet için mücadele. Yani güçlerimizi ortak mücadele de buluşturmak asıl hedefimiz. Peki bunun seçimlerle ilgisi yok mu diye elbette soruluyor. Bu ittifakın seçimlerle ilgisi var tabii. Yani biz önümüzde çok tarihi bir seçim olduğunun farkındayız elbette. Ve bu seçim için de çalışmaların kaçınılmaz olarak gündemde olacağını da olması gerektiğini de biliyoruz. Fakat ittifakı doğrudan seçime dönük konuları tartışarak oluşturmadık. Yani işte listeler ne olacak, kim ne kadar milletvekili alacak falan tartışması olmadı. Şu anda da yok. Yani esas meselemiz ortak mücadele olduğu için seçimi de kapsayan daha geniş bir toplumsal, siyasal güç birliği diye düşünmek lazım bunu. Şimdi seçimler yaklaştıkça seçim ittifakına da dönüşebilir. Zaten yani niyetlerimizden biri de seçimi toplumsal siyasal mücadelenin önemli bir alanı olarak görüyorsak orada da işbirliği ve iş bölümü yapmak. Şimdi şu an için bizim ama esas aldığımız şey ortak mücadeleyi büyütmek, genişletmek, güçlendirmek. Bunun yol haritasını ortak bir çalışma grubu oluşturduk, bir koordinasyon. Şu anda bu koordinasyon bu çalışmanın detaylarını ele alıyor, hazırlıklarını yürütüyor. Önümüzdeki günlerde daha somut başlıklarla ve daha somut gündemlerle yine kamuoyunun önüne çıkmaya hazırlanıyoruz. Yani bu çalışmalar olgunlaştıkça bizler de bunları kamuoyuyla zaten paylaşacağız. Paylaşmakla kalmayacağız. Yani halkın önüne zaten çıkacağız. Şimdi Demokrasi İttifakı ama dediğimiz üst başlık bundan ibaret değil. Elbette Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çeşitli toplumsal kesimlere genişlemesini hedefliyoruz. Fakat HDP'nin bir diğer kuruluş hedefi amacı var. Yani kuruluşunun temelinde yatan felsefenin çok önemli bir unsuru var. O da Kürt halkının özgürlük mücadele birikimini Türkiye halklarının birikimiyle buluşturmak. Şimdi dolayısıyla Demokrasi İttifakı'nın bir ayağını da Kürdi partilerle yaptığımız çalışmalar oluşturuyor. Yine ortak mücadele temelinde yürütüyoruz bu çalışmaları ama farklı toplum kesimlerine, örneğin emek meslek örgütlerine, emek dünyasına, yine elbette kadın hareketine, gençlik hareketine, ekoloji hareketine kanallar açılıyor, açık zaten ve hepsini bir araya getirmeyi hedefleyen bir şeydir Demokrasi İttifakı. Böylece çoğulcu bir demokratik özne, demokratik mücadele öznesi yaratmayı umuyoruz, yaratacağımıza da inanıyoruz. Bunun sadece tabii mücadele ortaklığından ibaret olmadığını söyledim. Seçim de elbette gündemimize girecek ama seçimlerin sonrası da bizim bu çalışmalarımızın önemli bir başlığıdır. Seçimlerden sonra da Türkiye'de demokratik dönüşümün merkezi gücü olacak bir aktör oluşturmak istiyoruz Demokrasi İttifakı'yla. Yani seçimler bitti, işte çalışmalar artık sona erdi gibi bir anlayışla yürümüyoruz. Tam tersine bu mücadele ortaklığı seçimlere de gücü en yüksek şekilde yansıtmayı hedefleyecektir.
Ama daha belki bunlardan da önemlisi seçim sonrasında Türkiye'nin dönüşümünün motor gücü olacak. Ağırlık merkezi olacak bir güç oluşturma. Bunu istiyoruz. Meclis bunun için önemli. Yani milletvekilliği seçimleri önemli. Dolayısıyla meclise sayısal ve siyasal ağırlığı yüksek bir grupla girmek istiyoruz. Sizi daha önce konuk ettiğimizde %15'in altındaki oy oranını başarısızlık olarak nitelendirdiniz. Başarı saymayacağım diyelim. Var mı bir şey o konuda? Bunu yeni geçen gün yine söyledim. Bizde hedef %15'in üstüdür. Yani bu hani baraj diye bir çıta belirtmemiz gerekirse bunu %15 diye not ediyoruz, kaydediyoruz ve ilan ediyoruz. Hedefimiz %15'in üstüdür. Alt sınırımız %15'tir. Altına düştüğümüzde kendimizi başarılı saymayacağız. %15'in altında oy aldığımız takdirde bunu başarı saymayacağız. Bu kadar açık söylüyorum. Emek ve Özgürlük İttifakı toplumda nasıl bir yankı buldu, bir sinerji yarattı mı? Evet, yani bize ulaşan değerlendirmeler son derece olumlu. Yani böyle farklı kesimleri, farklı gelenekleri bir araya getirmek ve ortak mücadele temelinde birlikte yürümeyi kararlaştırmak ve bunu da bütün halklara ilan etmek elbette bir heyecan yaratıyor. Şimdi mesele bu heyecanı somut güce dönüştürmektir. Bizim asıl meselemiz budur. Sadece belli bir dönemde bir heyecan yaşamayı, sabun köpüğü haline gelecek bir heyecanı doğru zaten faydalı bulmamız mümkün değil. Amacımız tam tersine bu heyecanı somut bir güce dönüştürmek. Evet, bu çerçevede hem demokrasi ittifakını büyütmeyi ve bir demokrasi herkes, ittifakı hepsinin çatısı için, evet. Hem orayı genişletmeyi, çünkü anlaşılan Sol Parti ve Türkiye Komünist Partisi'ni de bu demokrasi ittifakının içerisinde değerlendirmek amacıyla girişimlerde bulunulduğu tabii ki yani bu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kuruluş sürecinde kendileriyle de görüştük. Hatta ilk toplantımıza ilk eş başkanların katıldığı, bizim eş başkanlar olarak katıldığımız diğer yapıların da başkanlar düzeyinde katıldığı toplantıya Türkiye Komünist Partisi de gelmişti. Fakat daha sonra kendi gerekçelerini açıklayarak çekildi. O konuda da herhangi bir polemiğe girmeyi doğru bulmadık. Yani böyle bir tercihte bulundular, çeşitli açıklamalar yaptılar, farklı alanlarda tartışmalar yaratacak hani değerlendirmeleri de oldu ama biz bu tür polemikleri faydalı bulmuyoruz. Yolumuzda yürüyoruz, açık söylüyoruz yolumuzda nasıl yürüdüğümüzü ve yolumuzun ne olduğunu açık söylüyoruz. Şimdi o seçime yönelik parçasıydı. Onlar sol ittifak olarak seçime dönük bir ayrı çalışmayı yürütüyorlar. Ama ben demokrasi ittifakının büyümesi içerisinde diğer sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek örgütlerinin, inanç grupları var. Elbette var. Yani bu konuda şöyle bir ayrıştırma değil. Ayrım yapıyoruz. Bir doğrudan doğruya toplumsal kesimlerle buluşmak. Bunun yanında bu toplumsal kesimlerin örgütlü yapılarıyla da sürekli ilişki içinde olmak, diyalog içinde olmak ve mümkünse aynı ittifakta buluşmak. Bu bir bizim yöntemimiz. Yani mesela Alevi çalışma, Alevi toplumuyla buluşmak için biz işte Mayıs ayının başında bir kampanyayı harekete geçirmiştik. O günden bugüne de devam ediyor. Alevilere eşit yurttaşlık hakkı başlığını taşıyan bir broşür de yayınlamıştık. Türkiye'nin dört bir yanındaki Alevi canlarımızla buluştuk. Milletvekillerimiz, yöneticilerimiz yani sadece belli bir kesimdeki Alevilerle değil. Tekirdağ'dan Manisa'ya, Amasya'dan Tokat'a,
Antalya'ya, Dersim'e, elbette Dersim'de ilan etmiştik zaten. Türkiye'nin dört bir yanında farklı Alevi topluluklarıyla buluşmalar gerçekleştirdik. Ama aynı zamanda Alevi örgütleriyle de görüşmeler yaptık. Yani bizim yaptığımız çalışma hani hiç kimsenin çalışmasına alternatif değil, karşı değil, tam tersine hepsini birden hem muhatap alan hem de kapsamayı arzulayan, isteyen, hedefleyen bir çalışmadır. Alevilerden bahsetmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulması, işte cemevlerine dönük faturaların ödenmesi gibi bu düzenlemeler bir torba yasa içerisinde meclise geliyor. Siz bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Gene kültür merkezi var onun için. Gene kültür merkezi var. Zaten orada kalmıştık İsmet Bey. Şimdi bakın bir defa bu şimdi meclise sunulan torba kanunda o Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı yok. Yani, ama başka şeyler var. Ne var? İşte görebildiğim kadarıyla cemevlerinin elektrik ve su faturalarının işte indirimli ödenmesi veya karşılanması. Yani elektrik ve su faturalarında indirim yapılması veya bunun karşılanması. Bunların bir kısmı yerel yönetimlere göre olarak veriliyor. İşte cemevleri inşa etmek için ilçelerde kaymakamlardan, kaymakamlıktan, illerde de valilikten izin almak vesaire. Şimdi tabii Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ifadesi zaten niyeti açığa vuruyor. Yani bu iktidar AKP Alevileri bir inanç topluluğu olarak görmediğini açıkça belirtiyor. Bunlara bir kültür, yani bu halka, bu topluma kültür topluluğu muamelesi yapıyor. Ve sanki sorunları da işte elektrik, su, beton, taşmış gibi sunuyor. Çatı aktarımı. Tabii asıl burada bir de şu var tabii. Yani Aleviler kendilerini inanç topluluğu olarak tanımlıyorlar. Otoriterliğin önemli göstergelerinden biri de bir kişiyi veya topluluğu tanımlama yetkisini kendinde görmektir. Şimdi bu girişimle AKP Alevilere diyor ki siz inanç topluluğu değilsiniz. Siz kültür topluluğusunuz. Hatta yani ben sizi tanımıyorum. İslam'ın alt kültürüsünüz. Yani her neyse yani, sonuçta kültür topluluğu. Oysa Alevilik bir inançtır. Cemevi Alevilerin ibadethanesi, Cem Alevilerin ibadetidir. Alevilerin temel talebi eşit yurttaşlıktır. Eşit yurttaşlık hakkıdır. Bunun da en önemli unsuru cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasıdır ve bu tanımanın yasal güvence altına alınmasıdır. Şimdi bunların hiçbirine karşılık vermiyor ama işte elektrik, su faturaları, işte yok inşaatlarda malzeme yardımı falan gibi yöntemlerle muhtemelen yine Alevi dünyasında bir ayrışma yaratmayı hedefliyor. Yani bu iktidarın temel yönteminin, AKP'nin özellikle temel yaklaşımının karşısındaki güçleri ayrıştırmak, bölmek ve zayıflatmak olduğunu akıldan hiç çıkarmamak lazım. Şimdi bu operasyonu Alevilere dönük olarak da devreye soktular. Elbette bunun siyasal, ideolojik kaynakları da vardır. Bunların hepsi de konuşulabilir ama somut olan şu. Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerine karşılık gelen hiçbir şey yok bu programında AKP'nin. Yani çok basit, mesela bu zorunlu din dersi meselesi, bütün bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla, Anayasa Mahkemesi kararlarıyla açıkça belirlenmiş hususları bile uygulamayan bir
yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Şimdi de hani seçim yatırımı olarak Alevilere yönelik bir açılım, tırnak içinde açılım yaptığını iddia ediyor. Bunun karşılık bulacağını zannediyor. Ben bunun tam tersi bir sonuç doğuracağını, bu hamlenin tam tersi bir sonuç doğuracağını söyleyebilirim. Yani beklediği ayrışma olmayacak. Oradan belki bir miktar oy alırım hesabı var mı yok mu bilemem. Yani hani bu kadar da gerçeklikten kopmuş olamazlar mı diye sorası geliyor insanın. Ama bu hamle Alevilerin köklü kültüründen, inancından, duruşundan geri döner. Yani bu hesap Alevilerin mücadele birikiminden ve eşit yurttaşlık hakkı için harcadıkları o büyük emeklerden geri döner. Evet, aslında yani gerçeklikten kopma sadece bu Aleviler, Kürtler ve toplumun diğer emek kesimlerinden her bakımdan söz edilebilir ama gerçeklikten tümüyle kopmaktan da söz ediliyor. Onu artık bir başka türlü değerlendirir. Çünkü açtığımız zaman galiba toparlamakta zorlanacağız. Biz gene ittifaklar üzerinden devam edelim. Olur, tabii. Siz seçim ittifakına dönüşmesi kuvvetle muhtemel bir emek ve özgürlük ittifakı oluşturdunuz. Seçim ittifakı olacak. Ama bir de karşıda altılı masa var. Evet. Ve bu altılı masa çeşitli çalışmalar yapıyor. Onların hem altılı masanın performansı ve toplumda nasıl karşılık bulduğu konusundaki gözlemlerinizi eğer arzu ederseniz paylaşırsanız ya da işte sizinle olan diyalogları ne çerçevede yürüyor? Bir diyalog var mı daha doğrusu? Yani bir açık diyalog var mı? Şimdi altılı masanın çalışmalarını değerlendirme meselesine çok girmek istemem doğrusu. Yani biz somut konularda altılı masanın politikalarıyla veya oradaki tek tek partilerin yaklaşımlarıyla ilgili açıklamalar yapıyoruz. Bugün de yayınlanan röportajımda belirttim. Elbette Kürt sorununa çözüm konusunda herhangi somut bir önerileri yok, bir politikaları yok. Derli toplu bir demokratik dönüşüm programı, hedefi ortaya koymuş görünmüyorlar. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşün Türkiye'de bütün sorunları çözecek sihirli formül olmadığını kendileri de biliyorlar. Gerçeklik de zaten öyle. Dolayısıyla şu anda altılı masanın biraz geriden geldiğini söylemek yanlış olmaz. Yani hem Türkiye'de güçlü bir seçenek yaratma anlamında yetersiz kalıyor. Bu da zaten iktidarın tam da istediği alanı daha fazla genişletiyor. Şimdi bakın, ekonomideki çöküş, yoksulluk, sefalet, yolsuzluk, sayabileceğiniz bütün olumsuzlukları alt alta koyduğunuzda bile bunlar bir iktidarı otomatik olarak göndermiyor. Göndermeye yetmeyebiliyor. Yani şu yüksek enflasyon ve büyük yoksullaşmanın bu iktidarı otomatik olarak, bu iktidara otomatik olarak seçimi kaybettireceğini varsaymak çok büyük bir yanılgı olur. Tam tersi sonuçların yaşandığı dünya örnekleri tarihte ve günümüzde az değildir. Yani ekonomik krizi öyle araçlarla manipüle edersiniz ki daha beteri geliyor korkusu yayarsınız ki otoriteye sığınma yolunu açarsınız. Yani bu iktidar ayrıştırma, kutuplaştırma, biraz önce saydığımız örneklerde olduğu gibi yöntemler kullanarak bir karşıdaki gücü zayıflatmaya çalışıyor. İki, elbette askeri zihniyet yani militarist yaklaşım, güvenlikçi politika sürekli gündemde tutularak bir beka meselesi varmış gibi bir algı yaratmaya çalışıyor.
Bütün bunların toplamında karşısına gerçekten inandırıcı güçlü bir alternatif çıkarılmazsa iktidarın kendiliğinden kaybedeceğini varsaymak, tekrar ediyorum, ciddi bir hayal kırıklığı yaratır. Bu hayal kırıklığının bedeli de ağır olur. Dolayısıyla biz bütün bu durumları gözetiyoruz. Bütün bu ihtimalleri düşünüyoruz. Demokratik sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Amacımız Türkiye'de bu gidişatı durdurmak, bu iktidara kaybettirmek ama aynı zamanda Türkiye halklarına kazandırmak. Yani sadece iktidara kaybettirelim de ne olursa olsun hedefiyle sınırlı bir siyaset ciddi bir siyaset olmaz. Tam tersine öyle bir politik hat kuracaksınız ki bu iktidara kaybettireceksiniz ama aynı zamanda bütün Türkiye toplumuna geleceği kazandırmanın yolunu açacaksınız. Biz bunun için uğraşıyoruz. Altılı masayla ilişkilere gelince. Evet. Bu masada yer alan dört partiyle heyetlerimiz bazen buluşuyor. Yani zaten heyetlerimiz var. Bizim siyasi partiler ve STK'lardan sorumlu eş genel başkan yardımcılığı, eş sözcülerimiz var, komisyonumuz var. Belirlediğimiz heyet var. Arada görüştükleri de oluyor ama bu temaslar bizim geleceğe dönük politikalar için öngördüğümüz yöntemi karşılamıyor. Bu olağan bir temas yöntemidir. Şunu daha açık söyleyeyim. Bu temaslar bizim ilan ettiğimiz seçim stratejimizin altını dolduracak düzeyde değil. Bizim belirlediğimiz bir stratejimiz var. 27 Eylül 2021'de bir deklarasyonla açıkladık bunu. Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir yöntem de önerdik. Ortak aday için neler bekliyoruz, istiyoruz, bekliyoruz değil. Neler istiyoruz onu söyledik. Açık müzakere, doğrudan diyalog ve belli başlıklarda mutabakat arayışı. Bu başlıkları da deklarasyonda sıraladık. Bu konuda bir anlaşma, bir mutabakat oluşursa ortak aday da olur. Ama bu deklarasyonu açıkladıktan sonra sanki biz altılı masaya çağrı yapmışız da oturuyormuş, bekliyormuşuz gibi bir algı yaratıldı. Öyle değil. Bizim seçimlerle ilgili senaryoları tek tek ayrı ayrı çalıştığımızı da defalarca belirttik. Yani şunu söylüyoruz. Altılı masa bu yönteme yanaşmazsa ne yapacaksınız sorusuna defalarca şu cevabı verdik. En önemli seçenek kendi adayımızla Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmaktır. Kendi adayımız ne? Kendi adayımız şu anda oluşturduğumuz ittifaklar. Bu genişleyecektir. Genişlemesini hedefliyoruz. Genişlemiş haliyle ittifak ortaklarımızla istişare edeceğiz. Tartışacağız. İstişare etmek değil. Tartışacağız. Birlikte karar vereceğiz. Bu ittifakta doğrudan ve şeklen yer almayan bütün demokrasi güçleriyle istişarelerde bulunacağız. Kararımızı bu süreçlerden geçirerek vereceğiz diyoruz. Yani şimdi burada da esas meselemiz şu. Türkiye'de gerçekten ağırlığı olan ve geleceği inşa etmeye toplumun önemli kesimlerini ikna edecek bir güç oluşturmak. Bunu istiyoruz. Ama hep söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda böyle bir mutabakatla oluşmuş bir adayla kazanılırsa bu hayırlı olur, iyi olur. Biz bunun için de gerekli yöntemleri önerdik. Toplumun bütün kesimlerine çağrımızı yaptık. O deklarasyon sadece hep böyle yorumlandı ya, öyle sanki altını masaya hitap ediyormuş gibi. Hayır. Biz o deklarasyonu toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde hazırladık. Bizim çağrımız
bütün toplumsal demokratik kesimleridir. Biz bu karanlıktan çıkış için samimiyetle yol arıyoruz. Demokrasi ve barış üzerine bir gelecek, emek ve özgürlükten yana bir hayat kurmak istiyoruz. Sizin önceliğiniz Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda muhalefetin ortak bir aday üzerinde uzlaşması. Altılı Masa'nın bu konuya yaklaşımını da göz önüne aldığınızda bir uzlaşma zemini görüyor musunuz? Altılı Masa'da şu anda bir belirsizlik havası, Altılı Masa'dan bir belirsizlik havası esiyor diyelim. Çünkü kendi içlerinde henüz netleşmiş görünmüyorlar. Gelişmelere bakacağız. Yani bizim şimdiden bu olmaz, şu olur diye öyle kestirip atma lüksümüz yok. Esasen siyasal süreçler de, toplumsal olaylar da bu çerçevede değerlendirilemez. Yani gelişmelere bakacağız. Türkiye'de her gün yeni şeyler yaşanabiliyor. Bu gelişmelerin aktörlere yansımasına bakacağız. O yansımasının topluma nasıl geri döneceğine bakacağız. Bütün bunları bir arada değerlendirip işte yolumuzu daha her aşamada daha net hale getireceğiz. Uzlaşma olmazsa kendi adayınızı çıkaracaksınız. Bu önemli seçenektir dedim. Bir takım isimler medyada yer aldı. Bunlar doğru mu? Siz aday olmayı düşünür müsünüz? Bizde isim konuşulmaz. Zaten bu stratejiyi ilan ettiğimizde bizde isim konuşulmaz. Şu aşamada isim konuşulmaz, konuşmuyoruz demek istedim. Bu stratejiyi ilan ettikten sonra bizlere hep bu soru soruldu. Biz de çok net şunu söyledik. Öncelikle tartışılması gereken şey ilkelerdir. Geçiş sürecinin nasıl yapılandırılacağıdır ve geleceğin hangi temeller üzerine kurulacağıdır. Bu konuda bir mutabakat arayışı, açık diyalog, doğrudan müzakere ile yapılmalı dedik. İsim konuşmak, bunlar yerine sürekli isim konuşmak muhalefeti zayıflatır. İlkelerde ve geçiş sürecinin niteliğinde mutabakat arayışını sekteye uğratır dedik. O nedenle hiç isim konuşmadık. Süreçleri, yapıları, ilkeleri esas aldık. Şimdi aradan bir yıl geçtikten sonra herkes bizim o zaman ilan ettiğimiz noktaya geldi. Aman durun isim konuşmayalım diyorlar. Aslında baştan bunu yapmaları gerekiyordu. Yapmadıkları için sürekli isimler üzerinden bir tartışma yürüdü. Şimdi de Erdoğan bu tartışmayı körükleyerek o yarığı derinleştirmeye çalışıyor. Biz bu tuzakları gördük. İkincisi, bizim aday belirleme süreçlerimiz zaten hani partimizi bilenler bilir. Öyle basitçe bir eş genel başkanın tercihiyle olmaz. Bir defa gerçekten mekanizmalar işleyecek, toplumla istişare edilecek, daha doğrusu tabanımızla, bu daha başlarken söylediğim gibi bir buluşmalar yapacağız, yapıyoruz şu anda. Bizim dışımızdaki demokrasi güçleriyle istişareler yapacağız. İttifak ortaklarımızla oturup bunu tartışacağız. Bütün bunlardan süzülen kararı, tercihi de kurullarımızda karar haline getireceğiz. Parti böyle işliyor. Mekanizmalarımıza hassasiyetle önem veriyoruz. Yani mekanizmaları bir kenara bıraktığınız zaman partilerin kurumsal politikaları da zayıflıyor. Kurumsal politikalar zayıfladığı zaman alternatif olamıyorsunuz. Oysa bizim amacımız kolektif bir şekilde çalışmak ve kurumsal politikaları esas almaktır. Politikaları kurumsallığın içinden çıkarmak ve kurumsallığı temsil edenlerle bunları topluma mal etmektir. Bu çerçevede siz bir 27 Eylül 2021'de bir ilkeler demeti tutum belgesi açıkladınız ve
ilkeleri ortaya koydunuz. Bu ilkelere uygun bir aday belirlenmesini de müzakereye açık olduğunuzu belirtmiştiniz. Evet, yalnız orada ilkeler, siz tamamlayın sorunuzu İsmet Bey. Evet. Şey yapın isterseniz. İlkeler değil onlar. Aslında biz müzakere başlıkları. Müzakere başlıkları diyelim, evet. Ama gene de yani bir içinde, adayın, daha doğrusu Türkiye'nin nasıl yani bir geleceğe yöneleceğine ilişkin beklentiler. Hiç şüphesiz öyledir. Yani evet. Bizlerin hani ne bileyim Türkiye'de Kürt sorunu yoktur diyen biriyle herhangi bir oturup ya da ne bileyim kadın erkek eşitliğini kabul etmiyorum ya da ne bileyim yani çevre sorunu yoktur. Çevre sorunu yoktur. Sömürü sorun değildir. Kayımlar normaldir diyen biriyle herhangi bir şekilde bir araya gelmemiz söz konusu olabilir mi? İlkeler orada ünlüyen ettiğimiz çerçeve bu. Başlığınız vardı. Yani biz o başlıkları gelin tartışalım. Mesela ekoloji başlığında ortak bir nokta bulalım. Mesela İşte toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir ortaklık kuralım. Kürt sorununun çözümünde içerik ve yöntemle ilgili bir arayışa girelim, bir ortaklık bulmaya çalışalım. Bunları söylüyoruz. Peki Altılı Masa'nın aday belirlemekte seçim takviminin ilanını beklemesi bir gecikmeye işaret eder mi? Böyle bir sizin aday belirlendikten sonra o sizin açıkladığınız beklentiler ya da bir adayın da bulunması gereken özellikler bakımından bir gecikmeye işaret eder mi? Olur yani, mu? Bir gecikme olur mu? Bizim için durum fark etmiyor. Bizim için esas olan şudur. Biz isme değil yönteme ve içeriye bakıyoruz, oraya asıl oraya odaklanıyoruz. Demek istediğim şu, bizimle doğrudan diyalog, açık müzakere ile mutabakat arayışını kabul etmeyen bir aday, şöyle 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 bir adaydır dediğinizde de bizim bu yöntemimize karşılık gelmiyor. Fakat daha biraz daha fazlasını söyleyeyim. Bizim seçim koordinasyonumuz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Seçim koordinasyonunun çeşitli alt birimleri var. Bunların içinde şüphesiz Cumhurbaşkanlığı seçimini çalışan bir birim de var. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili daha somut açıklamaları da kısa bir süre içinde yapacağız. Bunu söyleyeyim. Yani adayın nitelikleri, bu niteliklerle hani diyalog, müzakere yönü ve mutabakat yönteminin uyuşup nasıl uyuşacağı meselelerini kendi adayımız için öngördüğümüz nitelikleri eğer o seçeneğe gelirsek bunları önümüzdeki günlerde biraz daha açık, biraz daha somut olarak kamuoyuyla paylaşacağız. Süremiz de daralıyor. Başörtüsü meselesine de bir girelim. Evet. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne ilişkin bir yasal düzenleme önerisi vardı. Siz de bunu olumlu bir adım olarak değerlendirdiniz HDP olarak. Erdoğan bugün de bu meseleyi millete soralım, referanduma götürelim dedi. Meseleyi koymak yetmez. Bir de anayasayı da referanduma götürelim diyor. İyi bakın, biz diyoruz ki tabii yani başörtüsü meselesi evet halledilmeli, eğer varsa kalmışsa sorunlar da halledilmeli. Başörtüsü yasağı bir ciddi sorundu. Bugün geldiğimiz noktada önemli ölçüde aşıldı. Ama eğer bir yasal veya anayasal düzenleme yapılacaksa biz bunun sadece başörtüsüyle sınırlı olmasını doğru bulmuyoruz. Biz bir anayasal düzenlemeyi tartışmaya varız. Ama bu anayasal düzenleme bütün kesimlere karşı eşit yaklaşımı somut olarak içermelidir. Yani bütün inançlara, etnik kimliklere, ana dillerine, yaşam tarzlarına devletin eşit yaklaşımını güvence altına alır. Bir formül önerdik zaten. Bunun altına da devlete bütün bu belirttiğimiz kimliklerin, inançların,
ana dillerinin gelişmesi, kendilerini geliştirmeleri ve gelişmelerinin sağlanması yükümlülüğünü de verin diyoruz. Bunun içine başörtüsüyle ilgili meseleler de girer. Bunun içine diğer eşit yurttaşlık hakkıyla ilgili meselelerin hepsi girer. Biz eşit yurttaşlık hakkını pekiştirecek bir anayasal düzenlemeyi tartışmaya açıyoruz. Bunun dışında başörtüsü tartışmasını bahane ederek kadın haklarını budamaya, zaten yeterince budanmış olan kadın haklarını, fiiliyatta zaten iyice değersizleşmiş olan güvenceleri de daha geriye götürecek hiçbir girişime asla yol vermeyiz, onun karşısında dururuz. Bu kadar açık. Diğeri referanduma götürmek, başörtüsünü falan, bunlar bütünüyle bu ayrıştırma ve fay hatlarını kaşıyarak toplumda bu gerilimler üzerinden kendi tabanının konsolidasyonuna yönelik bir alan açmak hesabı var. Temel yoksa, haklar referanduma sunulabilir mi? Ya temel haklar zaten referanduma sunulmaz. Bu doğru değil. Yani eğer siz eşitlik hakkını referanduma sunmaya kalkarsanız bu zaten bir tür plebisit olur. Plebisit de otoriter yönetimlerin, hatta totaliter yönetimlerin bir yöntemidir. Yani siz diyeceksiniz ki şu şahsın düşünce özgürlüğü olmasın, şu topluluğun düşünce özgürlüğü olmasın, gelin bunu referanduma getirelim. Böyle bir şey olamaz, düşünülemez. Bu gerçekten plebisiter yönetimlerin, bu plebisiter yönetimlerin temel yaklaşımıdır. Plebisiter yönetimlerin içine faşizmler de giriyor, her türlü otoriterlik de giriyor. Böyle bir şey olur mu? Bu ciddiye alınacak bir yaklaşım kesinlikle değil. Üzerinde çok tartışıp köpürtülmesini sağlamanın da bir faydası yok. Tam tersine zararı var. Var mısınız? Evet, bu şeyi konusunu soramadık size programın başında ve evet, bu ikinci bölümün başında da ilan ettiğimiz halde. Kamuoyunda önceki dönem eş genel başkan Selahattin Öcalan Demirtaş'la birlikte parti yönetimi arasında bir mesafe açıklığı, bir anlaşmazlık, bir soğukluk olduğuna dair değerlendirmeler yapıldı. Evet. Ve bunun üzerinden de kimi hem spekülasyonlar hem de manipülasyonlar inşa edilmeye çalışıldı. Doğru. Bu konuyu bir açık bir şekilde anlatmanızı talep ediyoruz. Aslında çok açık bir şekilde söylüyoruz. Evet, Selahattin Demirtaş bizim değerli bir arkadaşımızdır. Bu partiye ve bu mücadele geleneğine çok önemli katkıları olmuştur. Bunu kimsenin reddettiği, inkar ettiği yok. Şu anda da siyasi rehini olarak cezaevinde tutulmaktadır. Kendisi bu birikimini çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıyor ama parti yönetimiyle de benim eş genel başkan olmamdan önce de benim eş genel başkan seçilmemden sonra da iletişim düzenli olarak var. Yani avukatlar aracılığıyla var ama mesela biz MYK adına bir avukatı görevlendiriyoruz. Kendisiyle görüşmeler yapıyor, öneriler alıyor, fikirlerini soruyor. O bize bir şey sorduğunda kendisine iletiyoruz. Böyle bir iletişim var. Fakat aramızda görüş ayrılıkları olabilir zaten. Bu son derece doğal. Yani bu mekanizmanın işlemesi her konuda fikir birliği içinde olduğumuz anlamına gelmez. Partide dediğim gibi zaten altı bileşen var, artı birey kotası var. Bir de geniş bir yelpazeyi içeren bir yapıdan söz ediyoruz. Yani HDP'nin içinde farklı kesimler, farklı yapılar bir araya gelmiş. Çoğulculuk bu partinin en önemli özelliği. Çoğulculuğun da doğal yansıması görüş farklılıklarının olabilmesidir.
Bizim kurumların toplantıları o nedenle çok uzun sürüyor. Doğrusu hani böyle bir partide olmanın en yorucu tarafı, hayır kimseye haksızlık etmeyeyim. Gerçekten toplantılar uzun sürüyor. Hep İsmet Bey Demirel'in sözünü örnek verir. İsterseniz. Evet, yani Demirel hep derdi. Toplantılar 4 saatten fazla uzun sürmemeli. 4 saatin sonunda dikkatler dağılır. Evet. Kimse kimseye dinlemez. Dolayısıyla böyle bir kural da koymuş galiba. Evet, toplantılar, Bakanlar Kurulu toplantıları da öyleydi. Muhtemelen parti içinde de uygulamıştır. Şimdi Tanrı Bora dostum Demirel'le ilgili çok önemli bir çalışmayı bitirmek üzere. Gerçekten merakla bekliyorum. Neyse, onu paranteze alalım. Evet. Tartışmalarımızın en kısa toplantılarımızın en kısası 6-7 saat sürüyor. 4 saatle sınırlandırırsanız bu kez de günlerce sürebilir. Yani tabii bu sefer süreyi kısıtladığınızı tartışacak. Neden kısıtladığınızı tartışacaksınız. Şimdi böyle olunca görüş farklılıkları çok doğal HDP'de. Fakat ayrılık başka bir şeydir. Yani görüş farklılığı başka bir şey, ayrılık başka bir şey. Şimdi bu kadar farklı kesimi, farklı yapıyı bir araya getiren bir parti bu kadar ağır saldırılara rağmen nasıl ayakta duruyor? Ayakta durmakta da kalmıyor. Güçleniyor, büyüyor. Nasıl? Ben bunu iki şeyle açıklıyorum. Yani birçok faktör olabilir ama şu tartışma bağlamında iki noktayı vurgulamak istiyorum. Birincisi, temel ilkelerde ve hedeflerde ortaklıktır. İkincisi, partinin karar mekanizmalarının işleyiş şeklidir. Farklılıklar tartışılır, farklı görüşler dile getirilir ve kararlar mutabakatla alınır. Bu mutabakata bağlılık bizim önemli bir özelliğimiz, ilkemiz ve erdemimizdir. Bir de kurumsal politikalara sahip çıkmak, kurumsal politikaları hayata geçirmek için çalışma yürütmek. Bu da diğer ayağıdır. Elbette partinin kurumsallığını temsil eden yöneticiler oluyor. İşte eş başkanlar da böyledir. Bunlar da çeşitli süreçlerden gelerek kongrelerde seçiliyor. Yani parti çalışanlarının, delegelerinin, üyelerinin iradesiyle oluşuyor bu kurullar ve temsiliyet. Şimdi esas olan bizim açımızdan bunun korunmasıdır. Farklı görüşler, tamam. Selahattin Demirtaş arkadaşımız, yoldaşımızla da bazı konularda farklı düşünüyor olabiliriz ama ayrılık yok. HDP'yi bu bütünlüğünü bu kadar ağır saldırılarla bozamayanlar şimdi başka spekülasyon ve hatta manipülasyonlarla burada gedik açabileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Yani Demirtaş'ta aramızda görüş farklılıkları olabilir belli konularda. Bazen bizim bir tercihimiz ona doğru gelmeyebilir. Bazen onun bir açıklaması bize doğru gelmeyebilir. Bu da bize dediğim, yani ne bileyim, MYK'nın tamamını değil, diyelim bir iki kişi onu doğru bulabilir, büyük çoğunluk yanlış bulabilir. Bunların hepsi çok normal şeyler. Anormal olan bütün bunların partiyi zayıflatmak için bir manipülasyon konusu haline getirmek istenmesidir. Bunu yapmaya çalışan çevreler var gözümüzün önünde. Yani sanki gerçekten HDP ciddi bir yarılma yaşıyor. Sanki bu tartışma büyük bir gerilim yaratıyor. Ve parti içinde bir sorunmuş gibi yansıtılmak isteniyor. Bir bakıyorsunuz bazen saatlerce belli kanallarda, üstelik muhalif denen kanallarda sadece bu konu konuşuyor. Demirtaş HDP, Demirtaş HDP. Ayrılık yok. Demirtaş'la aramızda bir ayrılık yok. Fikir farklılıkları kadar normal bir şey de mevcut yok. Yönetimin HDP içinde de görüş ayrılıkları vardır. Yani şüphesiz. Her konuda aynı şeyi düşünüyor. İşte biraz önce açıkladım zaten. Mutabakat bizim esas ilkemiz.
bu tabakat üzerine kurulan kurumsal politikaları sahiplenme de bizim çalışma yöntemimizdir. Bu ikisi partiyi hem ayakta tutuyor bu kadar ağır saldırılara rağmen hem de büyütüyor, güçlendiriyor. Şu an galiba tarihimizin anketlere bakacak olursak, işte kamuoyundaki tartışmalara bakacak olursak, tarihimizin en güçlü dönemini yaşadığımızı iddia etmemiz abartılı olmaz. Ve bütün bu saldırılara rağmen. Nasıl oluyor? Hiç şüphesiz halkın büyük bir desteği, çok gönülden bir inancı var. Ama bu inancı sizin sürekli kılmanız için de işte bu yöntemleri, bu ilkeleri hep çok hassasiyetle korumanız gerekir. Mesele budur. Yeterince açık anlattığımı sanıyorum. Süremizi de tamamladık. Varsa sormak istediğim bir şey yoksa kapatalım. Sayın Başkan sabah ondan beri konuşuyor. 11 saat tamamladık. Fazla yormayalım. Yok estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum biz sizlere. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun, zaman ayırdınız. Estağfurullah. Bizi izleyen bütün halkımıza da buradan gönülden selam ve sevgiler gönderiyoruz. Ayrıca sonuna kadar izleme sabrı gösterenlere de özel teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Ankara gündeminin sonuna geldik. İsmet Demirdöğen'le birlikte HDP Eş Genel Başkanı Sayın Mithat Sancar'ı konuk ettik. Gündemdeki konuları sorduk. Yayınımız Gece Editörü ile devam edecek. İyi geceler. Duayen fotoğrafçı İsa Çelik, Pazar Kahvesi'ne konuk oluyor. Çelik 64. sanat yılında fotoğraf çalışmalarını, kitaplarını ve yaşam öyküsünü Pazar Kahvesi'nde anlatıyor. Nazım Altman'la Pazar Kahvesi yarın 14'te Arte TV'de. Gamuş'ta bu hafta Ermeni soykırımı anmasındaki açıklaması nedeniyle açılan davadan beraat eden Diyarbakır Barosu eski başkanı Cihan Aydın, süreci ve tarihi savunmasını aktaracak. İkinci bölümde milletvekili Tuma Çelik, Mardin ve çevresinde yabancılara toprak satışının yasaklanmasını değerlendirecek.